Talha yayına katılsın Talha. Yazın Talha'ya. Saat 9. Korona geçsin tanışırız abi. Korona geçince hep birlikte daha güzel günler olacak. Sadece koronanın geçmesi. Heh, Talha geldi. Durun bakalım bağlantıyı yapıyoruz Talha'yla. Tamam, Talha'nın sesi geliyorsa benim için sorun yok Geliyor demek. mu? Şu an sesin geliyor mu? Peki Talha, bak böyle gelmiş olan sorulardan ben sana devam edeceğim, buradan soracağım. Sen de bir şekilde oradan bizlere cevapları verirsen. İlk sorudan başlayalım, olur mu? Şimdi bütün Tamam olur. herkesin Benim ses... telaş... Dur. Duyuyor Tamam. musun? Sen beni duyuyor musun şu Tamam, anda? geliyor mu ses? Talha, Tamam. şu an herkesin böyle telaş içinde olduğu bir durum var. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili. İşte herkes diyor ki bir bu paylaşım başladı, işte biz ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl yapmamız lazım. İnsanlar işte diyor ki ya bizim mi Türkiye'ye gitmemiz gerekecek mi? Türkiye'de ya çok büyük paralar olan insanların olduğunu zannetmiyorum ama olur da böyle hani yastık altında paralar olanlar ya da orada bir yatırım olanlar ya da oradan bir geliri olan insanlar illaki Türkiye'ye mi gitmesi gerekiyor bu işleri düzeltmesi için? Buradan bir şey olmaz mı? Yok, bu konuda illa Türkiye'ye gitme mecburiyeti yok. Mesela insanlar daha çok ne için gidiyor? Adres değişikliği için gidiyor. Bu e-devlet üzerinden de kolay bir şekilde yapılabilecek bir işlem. Daha farklı işlemler var. Onlar yazışma suretiyle Türkiye üzerinden de yapılabilir. Mesela biz ne yapıyoruz? Bize yapılan müracaatları biz Türkiye'deki ofisimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Yine başvurular Türkiye üzerinden yapılmış oluyor ve insanların Türkiye'ye gitmesine gerek kalmadan bunu yapıyoruz. Çünkü bu pandemi koşullarında gerek sağlık açısından gerekse diğer ekonomik açıdan düşünecek olursak Türkiye'ye gitmek pek mantıklı durum değil. Ancak zorda kalınırsa, mesela bazen bazı kişilerin e-devletinde sorun çıkıyor ve bunu e-devletten gerçekleştiremiyor, adres değişikliğini ya da farklı konuları mecburi olabiliyor. Ama bir sorun yoksa en son çare Türkiye'ye gitmek gerekiyor. Türkiye'ye gitmeden buradan da halledilebilecek bir mevzu var. Bir Evet. dakikanızı alacağım. Bir dakika, bir bağlantı Tamam, problemi var. sorun yok kardeşim. Sen nasıl rahat hissediyorsan o şekilde hemen hazırlığını ona göre yap. Ben de burada gelen diğer sorulara bakayım. Evet, aha, şu an Şimdi tamamdır. hala mesela otomatik bilgi paylaşımı dışında genelde burada yaşayan, Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli vatandaşlarımız aynı zamanda da bu mavi kart falan olayında da emekli olabiliyoruz ya. Onlarla ilgili emekliliklerle mesela bütün herkesin derdi ne? İlerleyen dakikalarda işte senelerde daha rahat bir yaşam sürelim. İşte iki taraftan da emekliliğimiz olsun, daha güzel bir yaşantımız olsun. Ama ödenen paralar çok yüksek, emekli gelirleri az olduğu zaman şu açıdan söylüyorum. Bağkur'da mesela, Bağkur'dan emekli oluyor insanlar. Eskiden neyden emekli oluyorduk? Sosyal sigortalardan. Ama sen geçtiğimiz gün yayınlarımızda söylemiştin. Kadın dinleyicilerimiz için bir açıklama yapmıştın. Hala daha sigortadan emekli olabilirler. Sadece kadınlar mı sigortadan emekli olabiliyor? Erkekler de olabilir mi? Nasıl bunun şartlar? Onu da biraz anlat bize. Şimdi kadınların çocuk doğumundan kaynaklı bir takım avantajları var. Kadınlar özellikle iki çocuk veya daha fazla çocuk doğurmuş kadınlar belli şartlar altında sigortadan yine emekli olabiliyor. Yani sosyal sigortalardan emekli olabiliyorlar. Ama erkeklerde durum biraz daha farklı. Erkeklerde öncelikli olarak eski yasa döneminde yani 31 Temmuz 2019 tarihine kadar herhangi bir çalışması var mı yok mu buna bakılıyor. Şayet bu kişinin çalışması yoksa zaten sosyal sigortalardan olmasının hiçbir yolu kalmıyor. Çünkü yasa değişti bu konuda. Eskiden bir hafta 10 gün bile bir çalışma yapılsa sosyal sigortalardan borçlanılabiliyordu. Ama yeni yasayla artık sadece borçlanmalar Bağkur kapsamına aktarıldı. Fakat 31 Temmuz 2019'dan önce çalışmışlığı olanların bir takım kazanılmış hakları var. Bu kazanılmış hakların korunması için bir takım işlemler yapılabiliyor. Yani onların hakkı var diyebiliriz. Özellikle 31 Temmuz 2019'dan önce çalışması olan erkek ve bayanlar sigortadan emekli olabilir. Bunun imkanları, yolları var. Mesela bu otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili birisi yazmış. Biraz önce geçti, hızlı bir şekilde göremedim. Diyor ki o otomatik bilgi paylaşımının aslında yurt dışında yaşayan Türkiye kökenlerin buradan geliri varsa Türkiye'de diyor iş yapmasınlar diye ama burada iş yapmasınlar diye anlar. Aslında o öyle bir şey değil. Sadece vergi kaçırımını engellemek için yapılan bir olay değil mi? Evet, amaç burada vergi kaçırımını önlemek ülkelerin, ama
asıl büyük şirketler için çıkarılmış bir anlaşmayken, bu asıl büyük şirketler yine usulüne uydurur. Onların uzman muhasebecileri var. Her şeyi usulüne uydurur. Zaten en büyük şirketler en az vergi veren tüzel kişiliklerdir. Evet. Ama olan yine vatandaşa oluyor ki vatandaş zaten vergisini verdiği parayı nereye koyacağını şaşırıyor bu durumda. Ya ben Yasin. örnek vereceğim. Belki Evet. inanmayacaksınız. Belki inanacaksınız. İlk defa da buradan açıklayayım. Ya bir müvekkilim gitmiş Türkiye'de bir karakolun bahçesine, bir karakolun tenha bir yerinde bahçesine küpün içerisine parasını koyup, 30 bin eurosunu koyup küpün ağzını kapatıp gömmüş geçen sene. Tabii emniyete teslim etmişiz bir anlamda. Ya dedim sen bunu nasıl yaparsın? Ya diyor yok hiçbir şey olmaz diyor. Orada diyor kamerada yok hiçbir şey de yok. Evet. Ya bak yapma etme bak şöyle olur böyle olur yok yok hiçbir şey olmaz dedi. Geçtiğimiz gün beni aradı. Yerinde yok dedi. Küpüm yerinde yok dedi. Ağlar mısın? Güler misin? O kişiyi muhtemelen gömerken biri gördü. O gittikten sonra o gömüğü çıkardı. Aldı. Yani şimdi aslında ya bu kişinin parası hesapta bile olsa bu kişiye bunun hesabı sorulamaz. Sorulsa bile o yaştaki kişinin belli bir birikim yapması doğal karşıladır. Yani belli bir Evet. miktar bir Evet. kenara koysa doğal karşılanır. Ama Tabii. bazen vatandaşlar haklarını bilmediklerinden dolayı yani bu tür yollara tevessül ediyor yanlış da olsa ve mağdur oluyorlar maalesef. Tala, Kıymet Yamak isimli dostumuz demiş ki Türkiye'de adres güncellemek için elektrik faturası veya herhangi bir fatura olması gerekiyor mu diye sormuş. Bu konularda sen bilgilisin, sana sormuş olalım hemen. Şimdi bu bazı bankalar diyor ki adresinizi güncellemek için bir elektrik su faturası yeterli diyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Şundan tavsiye etmiyorum. Türkiye'deki bankalar merkezi kayıt sistemi dediğimiz AKS sistemine dahil. Yani nüfustaki adresiniz neyse banka onu görüyor. Sizin nüfustaki adresiniz yurt dışı ise siz bankadaki adresinizi Türkiye olarak değiştirseniz bile bu şeye takılabilirsiniz. Otomatik bilgiye takılabilirsiniz. Dolayısıyla sadece ben onu yeterli görmüyorum. Bazı bankalar bu yeterli diyorlar. Ellerinden belgeyi alıyorlar. Biraz da müşterilerini kaybetmemek için bunu bu şekilde yapıyorlar. Ben onu çok önermiyorum. Özellikle bu işi garanti altına almak isteyenler gerek adres güncellemeyi usulü uygun yapması gerekiyor nüfustan, bankadan yapması gerekiyor, telefon güncellemesi yapması gerekiyor, mail güncellemesi yapması gerekiyor. Şayet listelerde ismi geçiyorsa kurumların listelerinden isimlerini sildirmek için mücadele etmesi gerekiyor. Bu noktada yapılacak birçok adım var. Bunu kendisi veya bir avukatı aracılığıyla yapması gerekiyor. Sadece ben elektrik faturasını verdim, işi de bankaya bıraktım dediklerinde hak mağduriyetleri ortaya çıkabilir. Çünkü bankaların da üstünde BDDK var. Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu Evet, var. Onun da evet, üstünde evet. maliye var. Yani banka o anda onu sorun görmeyebilir ama BDDK oradaki yabancılık unsurunu yani asıl ikametinin yurt dışı olduğunu gördüğünde bu bilgiyi o ilgili ülkeye aktarabilir. Peki, Talha çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Arada ederim sırada hocam. en azından bizim dostlarımızı bilgilendirmen için bağlanmanı istiyorum. Tamam, bu gece belki arada bir kopukluklar oldu, internetin azizliğine uğradık ama yine de güzel oldu. Sağ Evet. olasın. Ben tespit ettim sorunu. Sorun VLAN'dan kaynaklı. Şimdi ben hattan bir sorun çıkmadı. Yok, Demek şu ana ki haklı sebeple fesih yapmam lazım. Benim sözlerimi kadar dikkat yok, etmem yok. lazım. Arada Sizler de oluyor ama hep. şahitsiniz buna. Evet, hepimizde oluyor. Bir tane daha Aynen. gelmiş ama ne demiş bakalım. Bir dur bakalım. Vallahi okuyamıyorum da. Yazılar bayağı Kıymet bir Yaman sorusu mu? Türkiye'den hani. emekli maaşı aldı. Türkiye'den emekli maaşı aldığımı sağlık sigortasına bildirdim. Ayrıyeten Baytrak ödüyorum. Mini job yaparsam kranken kasayı ödemem yükselir mi? Ayrıyeten Baytrak ödüyorum. Mini job yaparsam kranken kasayı. Kıymet Hanım'ın bu sorusu bir program konusu. Evet. Ayrı bir Bakalım. program konusu. Kısaca Ayrı söylemek gerekirse bir vallahi bak, bize vakit ayır, böyle sohbet edelim. Biz şarkılar çalıyoruz. Ben hemen hemen her akşam yapıyorum ama böyle yapmak daha güzel. En azından bilgilenmiş oluyoruz. Arada da müzik de, ben bu bağlantı sistemini de çözeyim en kısa zamanda. Daha net bir şekilde güzel bir günde yapalım, olur mu? tabii ki memnuniyetle. Memnuniyetle Teşekkür ederim. Bu yayını görüşmek paylaşabilir üzere. miyim? İzin var mı? Tabii ki.
Tabii ki. Aynen. Ben de bunun tekrarını YouTube kanalımda yayınlayacağım, özetleyip oradan da Tamam. tekrarını dinlemek isteyenler, eğer senin de Evet. müsaaden varsa Tabii, evet. Her zaman. oradan da Konuşuruz. yayınlayalım. Yine ben Avukat Talha Barut ile Hukuk Saati grubum var. Orada da ara ara böyle bilgilendirme programları yapıyorum. Oraya da beklerim takipçilerinizi. Tamam, YouTube'da Talha Barut olarak varsın ama, değil Avukat mi? Talha Barut YouTube'da, Facebook'ta Barut Avukatlık Bürosu Almanya diye girebilirler. Bir de Avukat Talha Barut diye iki tane sayfam var. Bir de Avukat Tamam. Talha Barut ile Hukuk Saati adı altında bir Facebook grubum var. Oralara da Tamam. beklerim Hakkında o arkadaşlar. gruba, hepimiz o gruba üye olalım ki en azından bildirimler de açtığımız zaman sen yayına girdiğinde daha güzel olur diye düşünüyorum. Memnuniyetle Peki, beklerim. çok teşekkür ederim. İyi geceler.